Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Futur 2 Vermutungen. Hazırsanız dersimiz başlasın. Başlığa baktığımızda arkadaşlar, Vermutungen olasılık anlamına geliyor, tahmin anlamına geliyor. Biz bunu Futur 2 olarak ele aldığımızda, yani gelecek yapısını devreye soktuğumuzda nasıl ifade ederiz ona bakıyor olacağız. Şimdi burada das Adverb, die Adverbien, zarf, zarflar anlamına geliyor. Buradaki zarflara baktığımızda das Adverb, die Adverbien dediğimiz demek ki zarf, zarflar. Vermutlich, vielleicht, wohl, wahrscheinlich bunlar arkadaşlar olasılıklardan bahsederken kullanmış olduğumuz zarflar. Şimdi bir cümleyi İki türlü ifade edebiliyoruz. Birisi gayet olağan akışı içerisinde bu zarfları kullanmış olduğum cümleler oluyor. Diğeri de Futur 2 içerisindeki olasılık anlamına gelen cümle oluyor. Şimdi bunu karşılaştırmalı olarak görüyor olacağız. İlk örneğe bir bakalım dilerseniz. Perfekt bir cümle görüyoruz burada arkadaşlar. Wenn, değil mi? Bir neydi? Bir koşul cümlesiydi. Ne diyor cümlemiz? Wenn du nach Hause kommst, bin ich wohl gegangen. Bakın ne diyor? Gayet anlaşılır bir cümle. Sen eve gelirsen ben büyük olasılıkla ne yapacağım? Gitmiş olacağım diyor. Değil mi? Ich bin gegangen. Bunları zaten ayrıntılı bir şekilde wenn cümlelerinde görmüştük, değil mi? Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka o ilgili ders videolarını izlesinler. Demek ki wenn cümlesi kurulduğunda, değil mi, bir koşul cümlesi yaptığımızda bu gayet olağan akışında bir cümle. Bakın wohl demek ki olasılıkla, sen eve gelirsen ben olasılıkla gitmiş olurum anlamına geliyor perfect cümle. Şimdi biz bunu Futur 2 olarak ele alacak olursak nasıl dile getiririz ona bakacağız şimdi. Burada arkadaşlar werden Partizip 2 kullanmamız gerekiyor. Bakın ne olmuş? Wenn du nach Hause kommst, eve gelirsen, bakın bunu aynen taşımışız. Werde ich gegangen sein, gitmiş olacağım dediğimde bakın ne oldu? Werden ve gegangen sein yapılarını kullandığımda ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Bir olasılıktan bahsediyorum. Değil mi? Ben gitmiş olurum. Güzel Türkçe'de de ne yapıyorum? Gitmiş olurum, gitmiş olacağım değil de gitmiş olurum şeklinde ele alınıyor. Ancak Almanca'da da bunu Futur 2 olarak ne yapıyoruz? Dile getirmiş oluyoruz. İkinci örneğe baktığımızda bakın direkt adverb ile başlayan bir cümle görüyoruz. Vermutlich absolviert Wolfgang sein Abitur bis zum Sommer. Bu da gayet anlaşılır bir cümle değil mi? Absolvieren, tamamlamak, bitirmek, mezun olmak anlamlarına geliyor. Wolfgang bir erkek ismi. Das Abitur. Bu da arkadaşlar Avrupa ülkelerinde olan bir durum. Şöyle ki daha önceden de anlatmıştım ama gene böyle kısaca bir anlatalım. Diyelim ki liseyi bitiriyorsunuz arkadaşlar. Liseyi bitirirken yüksek öğrenim görmek istediğinizde bir kurul sınavından geçiyorsunuz. Dolayısıyla o kurul sınavını bitirdiğinizde, tamamladığınızda yüksek öğrenime geçmiş oluyorsunuz. Bu çok çok önemli bir sınav oluyor. O bütün lise tahsiliniz boyunca görmüş olduğunuz derslerin hepsini o kurulda birebir o kurulun karşısında vermiş oluyorsunuz. Kısaca yani öyle anlatabilirim abitur için. Demek ki biz kısaca mezuniyet de diyelim ya da sınav diyelim, değil mi, abitur için. Bis zum Sommer, yaza kadar. Yani ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Olasılıkla Wolfgang yaza kadar ne yapacak? Bu sınavları vermiş olacak. Liseyi tamamlamış olacak diyelim ki daha anlaşılır olsun. Şimdi burada arkadaşlar vermutlich olasılıkla anlamına geliyor. Biz bunu Futur 2 olarak ele aldığımızda ne yapacağız arkadaşlar? Werden ve Partizip 2 yardımcı fiille anmamız gerekiyor. Bu durumda bakın özne ile başlamış cümle. Wolfgang wird sein Abitur bis zum Sommer absolviert haben. Bakın aslında baktığımızda cümlede Futur 2 yapısı var.
bir gelecekten bahsediyor ama aynı zamanda içerisinde arkadaşlar bir şey var, bir olasılık var. Dolayısıyla o olasılıktan bahsediyor. Yani yüksek olasılıkla Wolfgang yaza kadar liseyi tamamlar, liseden mezun olur anlamı doğuyor. Demek ki ben ne yapabiliyorum arkadaşlar? Vermutlich şeklindeki bu gayet yalın haldeki ifadeyle ne yapıyorum? Olasılıktan bahsederken Futur 2 olarak da ele aldığımda o olasılığı, o anlamı vermiş oluyorum. Yani her iki cümleyi de ben güzel Türkçe'ye çevirdiğimde aslında aynı şekilde çevirmiş oluyorum. Sadece Almanca'da demek ki ne olmuş oluyor? Yapı farklılığı var. Yoksa anlam olarak gene aynı anlama gelmiş oluyor. Üçüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar, Clara räumt wahrscheinlich bis heute Abend ihr Zimmer. Evet, burada neyi unutmuşum? Ön takıyı unutmuşum, değil mi? Aufräumen. O da sıkıntı değil zaten, cümlenin sonuna gidecek. Ne olacak? Ihr Zimmer ne diyeceğiz? Auf diyeceğiz. Öyle değil mi? Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Wahrscheinlich, olasılıkla anlamına gelen. Bakın, wahrscheinlich diyebilirdik. Vermutlich, vielleicht, wohl. Bunların hepsi bir olasılıktan bahsediyor. Dolayısıyla burada ne diyor? Clara bir kadın ismi. Aufräumen neydi? Toplamak demekti. Bis heute Abend, bu akşama kadar odasını toplar herhalde diyor cümle. Şimdi burada arkadaşlar bu wahrscheinlich, herhalde anlamını ne yapabilirim ben? Futur 2 olarak da dile getirebilirim. Bu durumda Clara wird bis heute Abend ihr Zimmer aufgeräumt haben. Bakın ne oluyor demek ki arkadaşlar? Werden Partizip 2 ve yardımcı fiille ne olmuş oluyor? Buradaki olasılığı vermiş oluyorum, değil mi? Buradaki o wahrscheinlich olasılığını bu haliyle demek ki vermiş oluyoruz ve ne diyoruz? Clara bu akşama kadar olasılıkla kendi odasını toplamış olur demiş oluyoruz. Dördüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar, Alexander ist verärgert. Alexander bir erkek ismi. Verärgert sein, sinirlenmek, kızmak anlamında arkadaşlar. Er hat wohl wieder mit seinem Chef gestritten. Streiten, tartışmak, kavga etmek anlamında arkadaşlar. Tartışmak diyelim dilerseniz. Hat gestritten, streiten demek ki hat gestritten, evet, tartıştı dediğimizde wieder yine mit seinem Chef, şefiyle değil mi, müdürüyle yine tartıştı. Herhalde, bakın wohl, vielleicht diyebilirdik, değil mi? Vermutlich, wahrscheinlich. Çünkü bir olasılıktan bahsediyoruz. Tam olarak emin değiliz. Dolayısıyla wohl, buradaki wieder, değil mi? Demek ki bu tartışma daha önceden olmuş ki wohl wieder şeklinde gene yine anlamlarına gelmiş oluyor. Şimdi biz bunu Futur 2 olarak ele aldığımızda er wird wohl wieder mit seinem Chef gestritten haben diyoruz. Bakın burada ne oldu? Werden Partizip 2 ve haben. Ancak buraya wohl de koyduk arkadaşlar. Çünkü wohl olmasaydı da olurdu pekala. Ancak burada o anlam daha böyle bir korunmuş oluyor. Dolayısıyla bunu kurduğumuzda, bu yapıyı işin içerisine kattığımızda birazcık daha onu ne yapmış oluyoruz? Biraz daha yukarı bir taşımış oluyoruz o anlamı. Dediğim gibi kullanmasaydık da olurdu. Demek ki ne olacak arkadaşlar? Buradaki werden, deminden beri yaptığım şeyi aynı değil mi? Özneye göre çekimliyorum. Dolayısıyla er wird wohl wieder mit seinem Chef gestritten haben anlam olarak yine aynı. Ne diyoruz güzel Türkçe'de? Demek ki o büyük olasılıkla yine şefiyle tartıştı demiş oluyoruz. Ve son örneğe baktığımızda Tina war gestern nicht zu Hause. Tina, bu da bir kadın ismi arkadaşlar. Gestern, dün. Dün evde değildi Tina. Sie war gestern vielleicht bei der Arbeit. Vielleicht, bakın, olasılıkla, belki, değil mi? Vielleicht, belki, bei der Arbeit, işte. O dün
herhalde işteydi diyor cümlemiz. Şimdi sie war gestern vielleicht bei der Arbeit. Bunu Futur 2 formuna sokacak olursak sie wird wohl bei der Arbeit gewesen sein. Bakın burada gene ne oldu? Werden Partizip 2 ve yardımcı fiilim. İşin içerisine wohl de girdi. Az önce söylemiş olduğum gibi anlamı daha böyle bir ne yapmış oluyoruz? Altını çizmiş oluyoruz. Herhalde büyük olasılıkla işte işteydi demiş oluyoruz. Dolayısıyla sie wird wohl bei der Arbeit gewesen sein. Gestern de diyebilirdik tabii buna. Sie wird wohl gestern bei der Arbeit gewesen sein de diyebilirdik. Demeseydik de değil mi? Gene o olasılığı vermiş oluyoruz her halükarda. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. İlk cümlemiz demek ki arkadaşlar bir koşul cümlesi değil mi? Wenn cümlesi. Wenn du nach Hause kommst, bin ich wohl gegangen. Sen eve gelirsen ben ne oluyor? Wohl herhalde gitmiş olurum diyen bir cümlemiz var. Perfekt zamanda bir cümle, gayet bildiğimiz, alışık olduğumuz bir cümle yapısı. Bunu demek ki ben buradaki olasılıktan bahsettiğimde demek ki ne yapıyormuşum? Wohl adverbini kullanmış oluyorum. Zarfını kullanmış oluyorum. Bunu Futur 2 olarak dile getirdiğimizde demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Werden Partizip 2 ve yardımcı fiille anıyormuşum. Bu durumda wenn du nach Hause kommst, werde ich gegangen sein. Ne diyor? Demek ki gene aynı anlamda. Sen eve gelirsen ben gitmiş olurum. Değil mi? Bir olasılıktan bahsetmiş oluyoruz burada. İkinci örneğimiz baktığımızda arkadaşlar vermutlich ile başlıyor. Vermutlich absolviert Wolfgang sein Abitur bis zum Sommer. Olasılıkla Wolfgang liseyi değil mi, mezuniyetini yaza kadar tamamlamış olur diyor cümlemiz. Ne ile başlamış? Vermutlich ile başlamış. Bunu biz özne olarak da başlatabilirdik değil mi? Wolfgang ile de başlatabilirdik. Bu durumda Wolfgang absolviert sein Abitur vermutlich de diyebilirdik bis zum Sommer. Değil mi? Bu şekliyle de olurdu. Yeter ki eylemimiz ikinci pozisyonda olsun. Bunu şimdi Futur 2 olarak ele aldığımızda ne olacak arkadaşlar? Werden ve Partizip 2 yardımcı fiil ne oluyormuş? Wolfgang, bakın ne oldu? Wolfgang ile başladı cümlemiz. Wolfgang wird sein Abitur bis zum Sommer absolviert haben denildiğinde yine ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bir olasılıktan bahsetmiş oluyoruz. Üçe baktığımızda Clara räumt wahrscheinlich bis heute Abend ihr Zimmer auf. Aufräumen değil mi? Toplamak demekti. Clara yüksek olasılıkla değil mi? Olasılıkla bis heute Abend bu akşama kadar odasını toplar. Bir olasılık. Şimdi ben bunu Futur 2 olarak ele aldığımda ne olacak? Clara wird bis heute Abend ihr Zimmer aufgeräumt haben dediğimizde demek ki bu anlamı ne yapıyoruz? Korumuş oluyoruz arkadaşlar. Dördüncü örneğe baktığımızda Alexander ist verärgert. Evet, sinirli, öfkeli, kızmış değil mi Alexander? Er hat wohl wieder mit seinem Chef gestritten. Bakın burada da gene bir perfekt yapıyı görüyoruz. Streiten demek ki ne oluyordu? Haben gestritten ve ne yapıyorum? Er, değil mi? Üçüncü tekile göre yorumladığım için er hat gestritten. Olasılıkla yine dediğimizde wohl wieder diyeceğim. Şefiyle birlikte mit seinem Chef. Dolayısıyla er hat wohl wieder mit seinem Chef gestritten. Bu yapıyı şimdi ben ne yapacağım? Futur 2 olarak ele aldığımda er wird wohl wieder mit seinem Chef gestritten haben dediğimde ne yapabiliyormuşuz demek ki? Buradaki adverb ile kullanabiliyoruz. Wohl wieder bu Almanca'da genellikle birlikte kullanılan bir yapı arkadaşlar. Herhalde yine anlamını içeriyor bu iki kelime. Dolayısıyla birlikte kullanılabilir, ayrı ayrı da olabilir. Ama hani zaman içerisinde arkadaşlar Almanca'nın içerisinde böyle yoğrulmaya başlayınca insan hani kulak bunu istiyor, bunu söylemek istiyorsunuz. Dolayısıyla hani bir nevi bir pekiştireç gibi olmuş oluyor. O cümleyi daha bir anlamlandırmış, daha bir
yukarı çekmiş oluyoruz. Bu durumda evet wohl wieder mit seinem Chef gestritten haben, yüksek olasılıkla yine şefiyle tartıştı demiş oluyoruz bu cümlede. Ve son örneğe baktığımızda Tina war gestern nicht zu Hause. Tina evde dün yoktu, değil mi? Sie war gestern vielleicht bei der Arbeit. Herhalde dün evdeydi dediğimizde ne yapıyoruz? Herhalde derken vielleicht diyoruz. Buraya baktığımızda sie wird wohl bei der Arbeit gewesen sein, werden ve gewesen sein görüyoruz arkadaşlar. Herhalde işteydi, değil mi? Bei der Arbeit işteydi. Dolayısıyla tekrar başa gelelim, yanlış olmasın. Sie war gestern vielleicht bei der Arbeit. Herhalde dün işteydi, değil mi? Burada da ne olacak bu? Sie wird wohl bei der Arbeit gewesen sein. Burada bir tahminden bahsediyoruz arkadaşlar. İşte olacaktır. Yani olasılıkla işteydi demiş oluyoruz. Burada gestern kelimesini unutmuşuz yazmayı ama kullansak da olurdu, kullanmasak da olurdu. Çünkü burada asıl bizim odaklanmamız gereken nokta şu altını çizmiş olduğumuz noktalar. Dolayısıyla werden ve gewesen sein yapısını, değil mi, oraya odaklanmamız gerekiyor. İşteydi olasılıkla dediğimde, demek ki bunu Futur 2 olarak da ele aldığımızda Sie wird wohl bei der Arbeit gewesen sein demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wenn du nach Hause kommst, bin ich wohl gegangen. Wenn du nach Hause kommst, bin ich wohl gegangen. Wenn du nach Hause kommst, werde ich gegangen sein. Wenn du nach Hause kommst, werde ich gegangen sein. Vermutlich absolviert Wolfgang sein Abitur bis zum Sommer. Vermutlich absolviert Wolfgang sein Abitur bis zum Sommer. Wolfgang wird sein Abitur bis zum Sommer absolviert haben. Wolfgang wird sein Abitur bis zum Sommer absolviert haben. Clara räumt wahrscheinlich bis heute Abend ihr Zimmer auf. Clara räumt wahrscheinlich bis heute Abend ihr Zimmer auf. Clara wird bis heute Abend ihr Zimmer aufgeräumt haben. Clara wird bis heute Abend ihr Zimmer aufgeräumt haben. Alexander ist verärgert. Er hat wohl wieder mit seinem Chef gestritten. Alexander ist verärgert. Er hat wohl wieder mit seinem Chef gestritten. Er wird wohl wieder mit seinem Chef gestritten haben. Er wird wohl wieder mit seinem Chef gestritten haben. Tina war gestern nicht zu Hause. Sie war gestern vielleicht bei der Arbeit. Tina war gestern nicht zu Hause. Sie war gestern vielleicht bei der Arbeit. Sie wird wohl bei der Arbeit gewesen sein. Sie wird wohl bei der Arbeit gewesen sein. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Futur 2 Vermutungen konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.